Selamun aleyküm kardeşim. Selam. Biz yabancı Senegalizler çok seviyor Türk insanlar. Evet. Ben şimdi ben çok merak ettim. Niye merak ettim? Yürüyorsun 5 metre kontrol polis. 2 metre kontrol polis. Ötürün varsa okey, ötürün yoksa yandın. Benim memleket Senegal 4500 Türk var orada. 4500. Hepsi iş yapıyorlar orada. Kimse rahatsız etmiyor. Boya yapıyor, tekstil yapıyor, ev yapıyor. Hepsi yapıyor. Kimse rahatsız etmiyor. Çünkü biz Türk ve Senegal kardeş. Müslüman her zaman kardeş. Anladın mı? Biz ne kötülük bir şey yapıyoruz burada, ne çaldırık bir şey, ne kavga, hiçbir şey. Bunu, bu ekmek parası. Evet. Neden? Benim memleket, ben orada kalmak istiyorum. Anladın mı ne demek istedi? Evet, anladım. Ama orada her şeyimiz var. Petrolümüz var, demirimiz var, hem parlantımız var. Her şey ama her şey Fransa sömürgesi. Her şey Fransa yiyor. Yoksa ben ne işim var burada? Benim anam orada, çocuklar orada, kız kardeşimler, erkek kardeşimler, hepsi orada. Ailen orada. Hepsi. Ve şimdi biz geldik buraya, ham ekmek parası, ne kötü bir şey. Sen bir gün gördün mü, bir zenci Senegal'le, ne kavga, ne çaldır bir şey. Asla. Ne kötü bir şey yaptı, ha? Gördün mü? Hayır, asla. Gerçekten ben onu merak ettim. Gerçekten çok merak ettim. Neden yani? Neden? Sizleri seviyoruz. Biz de seni ama seviyoruz. Evet. Maalesef bizim kendi milletimiz de zaten dışarıdan gelen bu Suriyelileri olsun, sığınmacılar olsun istemiyor. Evet. Siz asla buna olaya dahil değilsiniz. Çok teşekkür ederiz. Sizleri seviyorlar. Sizler başımızın tacısınız. Teşekkür ederiz. Kendi ekmeğinize bakıyorsunuz. Sadece. Evet. Başka bir şey yok. Ekmeğin derdinde. Ama şimdi buradan gelen bir Suriyeli taciz yapsın. Evet. Başkasının karısının kızına baksın. Evet, olmaz. Haram yesin. Olmaz. Şahsın hırsızlık yapsın. Olmaz. Senden daha değerli konuma geliyor. Doğru söylüyorsun. Çünkü öyle bir dönemde yaşıyoruz. Doğru söylüyorsun. Gerçekten. Çok üzgünüm. Sen böyle konuşuyorsun. Ben de. Ben çok üzülüyorum sizler adına. Sıkıntı. Ha? Ben Samba Sow. Samba Sow. Ve buradaki esnaflar burada. Hepsi Zil Süleyman diyor bana. Hepsi Süleyman. Ama benim gerçek adam Samba Sow. Samba Sow. Anladın mı? Evet. Biz kötü bir şey yapmıyoruz burada. Sadece ekmek parası takılıyoruz. Evet. Sadece. Biliyoruz, görüyoruz. Gerçekten. Bir Suriyeli değiliz. Değiliz. Kötü bir şey yapmıyoruz burada. Biz Türkiye kardeşimiz. Evet. Dünya Savaşı 14-18-39-45. Dünya Savaşı biz full kavga yaptık. Ve Türkiye sadece biz kavga yapmıyoruz Türkiye. Niye? Çünkü Müslüman bir ülke. Gerçekten şimdi niye bilmiyorum. Çünkü git her yerde yabancı var. Ama güzel yabancı olsun. Güzel yabancı olsun. Kötü bir şey yapanlar göndersinler. Göndersinler. Çünkü maalesef öyle bir şey yapmıyorlar. Evet, göndersinler. Ama halk zaten bunu istiyor. Bunlar bu ekmek para. Ben kaç kişi bakıyorum memlekete, biliyor musun? Doğrudur. Billahi kaç kişiye bakıyorum bu iş, kaç kişi? Kaç kişiye bakıyorsun? Kuzen, 7 kişiye bakıyorum ben. 7 kişi. Ben göndermezse, onlar yemek yemiyorlar. En azından ben buradayım, her hafta gönderiyorum, onlar yemek yesinler. Hem de benim arkadaşlar burada, Türk insanlar çok iyiler, çok güzeller. Hep yardım ediyor bana zaten, hep. Bu kurbanda 25 kurban verdiler bana, 25 kurban. Hepsi orada attım. Çünkü orada fakir, çok ihtiyacı var. Fakir değil de, benim ülkemiz zengin. Ama maalesef biz kullanamadık. Sömürge var. Evet. Cumhurbaşkanı ki orada, adam gibi adam değil. Ne Fransa diyor, öyle yapıyor. Çok teşekkür ederim kardeşim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Hakkını helaller. Helal olsun. Teşekkürler. İnşallah her şey istediğin gibi. İnşallah her şey güzel olacak. İnşallah. Milletim yok. Kabahat milletin kabahati yani. Sen millet değil misin abi? Milletim ama yapacak bir şey yok yani. Durunun yanında yaşta yanar diyorsun. Yandı. Yandı canım benim. Peki abi, sığınmacılar hakkında bir yorumun var mı? Vallahi ben olsam def ederim. Zaten Türk milleti olarak kimin eline geçse def edecek. Def ederim abi ama etmiyorlar benim yani. Benim fırsat geçse def edecekler. Sahile gidin, adamlar mafya kurmuş sanki. Görüyoruz abi. Aynen böyle yani. 15-20 kişi gidiyor. Tamam canım benim. Eyvallah abi, çok teşekkür ediyorum güzel yorumların için. Size de Allah kolaylık. Buyurun. Bir anda gece vakti ansızın yakıtı bir anda Türkiye'de ilk oluyor bu. Hı hı. 35 TL'ye çıkıyor. Ama şöyle alabilirsin. Evet. Yani. Şöyle alayım, daha net çıksın. Sadece yakıt değil,
Her şey. Ekonomik olarak zaten anlatmama gerek yok. Buranın vatandaşısınız. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi bunun böyle olacağı belliydi zaten. Yani bunu oy verenler düşünsün. Ben başka bir şey diyemiyorum. Ama bu zamlar bütün her şeye yansıdı. Sadece benzine değil ki, vergilere geldi, harçlara geldi, gıdaya geldi. Gelmeyen bir şey yok. Ama buna karşılık bize verilen zam, bize zam bile verilmedi yani. 7500 lira maaş alıyorum. %25 zam yaptılar, yine 7500 lira alıyorum. Hiçbir maaşımda değişen bir şey olmadı. Yani bilmiyorum nereye doğru gidiyor bu ülke. Korkunç bir şey. Yani giderek daha da pahalanacak her şey. Yani daha da kötü günler bekliyor bizi. Yani öyle. Çok teşekkür ediyorum abicim, güzel yorumlar için. Çok sağ olun. Ben de bir söyle bakalım. Abi öncelikle Merkez Bankası'nın içinde para kalmadı. Yatırımcılar kaçıyor. Bu güzel vatanımızdaki yatırımcılar şu anda kaçıyor. Ki bir sürü zenginliğimiz var. Doğal zenginliklerimiz var. Yani ülkeye her şey elverişli. Yatırım aslında alabiliriz. Ama Merkez Bankası boş. Yatırımcıya güven veremiyoruz. Bizim sorunumuz bu. İşte yok orayı geziyorlar, burayı geziyorlar. Böyle değil. İlk önce enflasyon düşürülmeli. Her şeyden önce bu. Önce bunu çözmeliyiz ve Erdoğan gitmeli. Bu da var. Erdoğan da gitmeli. Kan tazelemesi gerekiyor ülkeye. Hani 21 yıl ya, hiçbir demokraside bu yoktur. Hiçbir demokraside bir başkan 21 yıl kalamaz ve tek adam olamaz. Hiçbir demokraside bu yoktur abi. Önce bu sorunumuzu çözelim. Sonra aydınlık yarınlara hep beraber yürüyelim. Teşekkür ederim. Yaşını da söyle bakalım buraya bir. Ben Fatih Buğra Ateş, 15 yaşındayım. Dava etmek isteyenlere her zaman kapımız açık. Tabii abi. Son günden beri bakanın biri çıktı, dedi ki öğrenciler dedi, bayan erkek öğrenciler dedi, ayrılsın, ayıracağız dedi. Bu öncelikle çok saçma buluyorum. Neden çok saçma buluyorum? Çünkü karma eğitim şarttır. Birbirimizle iç içe olmalıyız. Bu sefer ayrılırız. Pakistan'a döneriz. İşte Suudi Arabistan'a döneriz. Böyle birbirimizi ayıramayız. Böyle bir şey yok. İkimiz de insanız. Bak şu kardeşim de ben de insanız. Bu ablayla ben de insanız. Hepimiz aynıyız. Hepimiz eşitiz. Bunun kadın erkeği yoktur. Bu ne? Bu öyle bir şey. Bu abi. Düşüncelerim teşekkür bu. Ediyorum kardeşim. Teşekkür ederim abi. Rica ederim. Ne düşünüyor millet? Valla millet bu zamları seçim öncesi zaten beklenen sondu. Mevcut ekonomik bunlar bekleniyor muydu abi? Yani sonuç olarak zam oranı belki petrolle alakalı mı genel olarak? Genel o zam abi. Petrol ayrı bir dava zaten. Yani zamlar bekleniyordu. Normal. Normal diyorsun abi. Normal. Vatandaş maalesef sıkıntı çekecek. Yani 2023-24 dünyada bir resesyon bekleniyor. Dolayısıyla bu sıkıntıya katlanmak zorundayız. Deprem büyük bir zarar verdi. Yani 100 milyar doları aşkın bir şey. Dolayısıyla bunun biz sonuçları deprem beklenen mi? Vergilerinin haricinde yardım toplandı mı abi? Deprem parası toplandı. Bir sürü ülkeye yardım yaptı. Ya sonuç olarak yapılan yardımlar deprem ve seçimde yeni çıkmış bir ülke olarak zaten pandemi şartlarıyla birlikte dünya sarsıldı, Türkiye sarsıldı. Yani bu dünyada çok kendi kendine yetebilen nadir ülkelerden biriyiz biz. Bir de düşünün böyle olmadığını. Yani sonuç olarak zamları tabii kimse savunamaz. Ben de savunmuyorum. Onun altında hepimiz gibi herkes payına düştüğü oranda zorlanacaktır. Sonuçta ülkenin kaynakları belli. Artı 20 milyona yakında bir mülteci var. Bunların da bu ekonomide bir payına düşen şeyleri var, giderleri var. Dolayısıyla zamlarla ilgili ben zamı savunmuyorum. Ama sıkıntı var. O başka var mı sorun? Çok teşekkür ediyorum abi, güzel olmanız için çok sağ olun. Evet, evet. Abi Türk kahvesi 30 TL olmuş. Bu ne ya? Türk kahvesi sabah 30 TL abi. Hayır abi, o 30 TL olmuş. Vallahi abi. Türk kahvesi doğru söyle bak. Adam ne kardeşi çıkar. Abi eskiden 25 veya 20 TL'ydi abi. Şimdi 30 TL olmuş abi. Bu ne ya? Türk kahvesi mi içiyorsun? Yo abi, sadece söylüyorum. Baktım yeni zamlar gelmiş ya onlar. Başka ne istediğini alamıyorsun? Başka mesela motor mesela. Motor mu? Evet motor abi. Kaç yaşındasın? Ben 13'üm abi.
Motoru nasıl bineceksin şimdi? Binerim be abi. Senin şimdi bisiklet alman gerekiyor. Ya bisikletlerde zamlar geldi abi. Bir bisiklet zaten 2,5 milyar falan. Evet, evet. Sen şimdi bisiklet almadan motor sürmek istiyorsun. Yok abi öyle değil ki. Geleceğim iyi olsun diye düşünüyorum ben. Olur mu? Olur mu sence? Olur abi. İnşallah diye. İnşallah abi. Hadi bakalım, sağ ol. Allah gelin konuşuruz.